Evet. Yüzüm gözüm şiş bir yerde sabah. Şu an saat 7:30. Hastaneye gidiyorum ben. Babam gelecek hastaneye. İşte küçük bir operasyonu var. Günaydın. Küçük bir operasyon geçirecek. O yüzden o da çıkmış yola şimdi. Bu arada kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben maskeyi unutmuşum. Tekrardan çıktım yukarıya. Şöyle maskemi de takayım. Şöyle tekim ya, şöyle yapayım artık. Hastaneye gidince indiririm maskemi. Yani çıkarırım yani. Geç kaldım diye panik ettim herhalde biraz. Gelmiş babam da. Yani yoldaydı biraz önce. Hadi biz. Küçük bir operasyonu var babamın bugün. Kateter yeri değişecek. Boyuna alınmıştı, boyun damarlarını. Şimdi kola değişecek. Allah'ım kimseye dert verip de derman aratmasın. Çok zor. Bızır bızır yoldu. Bakalım. Birkaç gündür de zaten yolun geçiyordum. Bugün de hastaneye gidiyoruz işte. Gerçekten arkadaşlar diyaliz hastası olmak çok zor. Babamın benim haftanın 3 günü bildiğiniz üzere diyalize gelip gidiyor. İşte sık sık kan pıhtılaşması falan oluyor işte. Yani diyalizde kan değişimi olduğu için kan değişmiyor, pıhtılaştığı için kan. İlaç falan da kullanıyor aslında ama yine de bazen tıkanabiliyor. O yüzden işte bugün tekrardan kateter yeri değişecek. Yani 2-3 ayda bir değişiyor artık. Üzülüyorum da, canı da çok acıyor. 2-3 ayda bir kateter yeri değişiyor. Allah'ım yardım etsin artık. Neyse bakalım. Alarmım da çalıyor bu arada. Kaçıncı alarm acaba? Neyse bakalım, devamında görüşürüz videomu. Şöyle hemen şurada videomu açıvereyim hemen. Annem de arkada bir şeyler yerleştiriyor. Evet, hastaneden geldim arkadaşlar ben. Şu an hastaneye gittim sabahleyin. Yukarıya babamın daha önceki olduğu yere baktım, yok. Onu da başka bir C bloğu göndermişler. C blokta. Telefonumu da arabada unutmuşum. Bugün her şey üst üste geldi. Sabah sabah maskemi evde unuttum. Telefonu arabada unuttum. Sonra baktım babam bulamayınca herhalde gelmemiştir. Koştum hemen telefonu aldım, geldim arabada. Aradım, bir yol C bloktaymış babam. Neyse onu bulduk işte, ayın birine de tekrar gidilecekmiş arkadaşlar. Ayın birine randevu verdi doktor. Öyle işte gelirken de şöyle kan ter içinde kaldım. Bir sürü iş yaptım. Gelirken de yolda şöyle kiraz satan bir yer varmış. Kiraz aldım 1 kilo. Pazar olduğunu unutmuşum ben. Bugün perşembe olduğunu unuttum. Perşembe pazarı var bizim burada. A101'e sattım. Pirincim bitmişti. Dünden sarma yapacaktım ya. Pirincim bitmişti. Pirinç aldım. Şehriye aldım. Şöyle çocuklar içecek bir şeyler aldım. Ondan sonra şeye sattım. Faturalarım falan birikmişti yani. Faturalarımı, internetimi, elektriğim, suyum, onları yatırdım. Yanında da hemen zaten pazar vardı. Pazar alışverişimi de yaptım. Yani bugün hepsini bir aradan çıkardım. İşte babam gitti şimdi diyaliz merkezine, yetişmiştir. Babamla beraber çıktık. Kızım ben gidiyor, boyalanmayayım dedi. Arabayı vermedim ben daha ya. Yok, arabayla gelmeyik annem. Onun sigortasını yaptıracak daha onu. Onunla değil. Eski arabayla geldi de. İşte babamı gönderdim. Ben de pazara vardım. Pazardan şöyle kavun aldım. Şöyle ondan sonra şöyle domates, aslında sadece domates ihtiyacım vardı da pazara gidince ihtiyaç bitiyor mu? Patatesim, soğanım 2 gün gitsin, gitse gitse bir daha dedim pazara çıkmayıverim dedim. Dolapta kabağım, patlıcanım falan var da bir domatesim eksikti. Sarımsak aldım işte, şöyle kavun aldım. Bayağı güzeldi de kavunlar, şöyle 5 adet tane. Yarına biter.
1 liraydı bunlar, 6 tane aldım. 5 1 ayrı. liraydı. Ha. Birisi hani tadına baktı, ben bakmadım yani, o kadar yorgundum ki. Tadı güzel mi? Güzel dedi, öyle aldım yani. Hem şey de iyi. Telefonumun hafızası dolu veriyor her zamanki gibi. Neyse, benim pazar alışverişim bu kadar arkadaşlar. Şöyle soğan patates falan da aldım. Neyse bakalım. Saat şu an 12:30 falan oluyor. Daha ben kahvaltı yapmadım işte. Kahvaltı yapacağım şimdi. Evet, şimdi biz Zeynep'le parka çıktık. Biraz yürüyüş yapıp A101'e gideceğiz. Şöyle azıcık oturalım. Biraz yürüyüş yaptık. A101'den bir şeyler alacağız. İhtiyaçlar hiç bitmiyor tabii ki de. Şuraya oturalım, geldim. Biraz oturduk biz de. İşte ben bugün sabah kalktım arkadaşlar, hastaneye gittik bugün. O videomun devamı olacak. Durduralım bir dakika. Evet, yoldan geçenler oluyordu da o yüzden konuşamadım. Dediğim gibi sabah erkenden kalktım bugün, hastaneye gittik babamla. Ayın 1'ine randevu verdiler. Ayın 1'ine tekrardan gideceğiz. Temmuz'un mu? Temmuz'un 1'ine verdiler annem. O sonra geldim, bir kahvaltı yaptım. Kahvaltı yapmamıştım, en son o videoda kalmıştım zaten. Boynundaki çıktı mı dedemin? Çıkmadı annem işte. Bir temmuzda kasları, damarları çok şey. Koluna mı alınacak? Devamlı hareket ettirecek. Şu stres topuna benzer top almıştık ya. Temmuz'da. Onlarla devamlı hareket ettirecek ki bu damarların açması lazım. Çok ince damarlar annem ya. Şey, o yüzden kan pıhtılaşması oluyor. Şey, ne diyeceğim? Dur. Boynundaki kolunu alırsa denize girebilecek, denize suya. İşte boynundaki alınırsa girer, boynundaki. Geçen sene kolunu alınmıştı, kolunu alındığında denize girebilecekti ama denize girene kadar tıkandı damarları. Evet, evet. İşte boynundaki alınmazsa giremez. Ne güzel göze gidecek. Neyse bakalım, böyle işte benim uygun. Geldim hastaneden, şöyle bir 2 saat falan yattım ben de. Bir kendime geldim yani, yoksa baş ağrısı, bir halsizlik falan, zaten 2-3 gündür bir halsizlik falan vardı zaten üzerimde. Ben birim şu an, öyle bakalım. Şimdi biz A101'e gidelim artık. Hadi gidelim. Şöyle A101 yoluna düştük biz. Hadi gel. Bu tarafa geçelim. Alalım mı? Şu kaseleri göstermek istiyorum. Şunlar çok güzelmiş ya. Şunun siyahına hele bayıldım. Ama ben Tahtakale'den almıştım çorba kasesi. Hele şu siyahlara bayıldım ya. Çok güzel. Şeyi de gördüm. Diğer A101'de de görmüştüm bunları. Şöyle takım da yapabiliyorsun. Ama bu tatlı tabağı. Servis tabağı şey. Servis tabağı bir tane kalmış. Seçilmiş zaten. Çok güzelmiş ama güzel. Şu çok güzel. Beyazı kalmış mesela. Yemek tabağını. Şöyle. Bunun siyahı da vardı benim diğer A101'de gördüğümde. Bu da kalmamış. Şöyle çok hoş. Siyahını çok beğendim ben. Fiyatı da iyiymiş ha. 5.90. 6 TL. Evet. Servis tabağı. Yemek tabağı. Ve kasesi. Hepsi 6 TL. Tatlı tabağı dahil. Tanesi 6 lira. Şunlar cam. Cam kaseler 1 TL'ymiş. Kahvaltıya falan. Bunlar da güzel. Bu da güzelmiş. Cam ama bu. Evet, cam. Bize gitmez o, bize kullanışlı olmaz. Bayağı cam. Biz genelde cam olanlar hep kırdığımız için bize bir şey dayanmıyor. Şimdi plastik çöpçüye de ihtiyacım var bunun ama. Silikon. Bu ne? Silikon tepsi tutacağım. 6,5 liraymış.
Evet, biz A101'den geldik şimdi. Parka dolandık. Ondan sonra A101'den geldik. Şimdi karanlaşmaya başladı artık dışarı. Zaten akşam üzere geç çıkmıştık. Ben gerçekten hayat o kadar pahalanmış ki şu almasan olmuyor, yemesen olmuyor, içmesen olmuyor. Öyle diyeyim. Şöyle yumurta ve peynir almaya gittim ben aslında. Şöyle yumurta aldım 30'lu. Bize bir hafta bile gitmiyor yani yumurta. Hafta gitmiyor. 3 gün, 4 günde falan bitiyor. Bir tane yumurta. Şöyle bir tane peynir aldım. Ahir'in, A101'in kendi markası. Bunu daha 3-4 gün olmuştu ben peynir alalım. Tekrar bitti. İnsan bazen var ya. Getiriyorum bitiyor, getiriyorum. Hepimiz de evde olunca canımız sıkıldı mıydı? Bir de peyniri tükettiğimiz şey, yazın vazgeçilmez karpuzla peyniri çok seviyoruz biz yemek, yani atıştırmalık olarak, ara oyun olarak. Biraz da ondan. Şöyle Zeynep nabul aldı. 3-4 tane. Şöyle. Şöyle. Şöyle bizim yağ aldım. Şöyle bir tane puding aldım. Şöyle bir tane de pirinç salam aldılar şöyle. Kahvaltıya falan. Şöyle 10 TL üzeri alışverişlerde arkadaşlar. Doğuş'un soğuk çayını aldık şöyle. 10 TL'ye geldi bu. 10 lira ve üzeri alışverişlerde 10 TL'ydi. 6 tane var içinde. Aşağı yukarı 1,5 liraya falan geliyor tanesi. Hem Doğuş'un iyi. İyi de yani fiyatı. Sabahları benim oğlan çay içmiyor. İlla ki ya soğuk çay ya içecek bir şeyler içiyor. Öyle kuru kuru yemesine de gönlüm razı olmuyor. Böyle ara ara alıyorum böyle. Bugün iki defa A101'e gittim. Pazara gittim ve faturalarımı yatırdım. Bugün toplam harcadığım parayı şöyle sizinle bir hesap edelim. Kaç para? 270 kusur lira. Faturaları yatırdım. Bu ay elektrik biraz daha az geldi. Geçen ay çok fazla gelmişti. Neden onun sebebini de bilmiyorum. Bilgisayar 200... sürekli şarja takılı. İşte bilmiyorum. Telefonlardayken şarjdan çıktı. 270 kusur lira faturaları ödedim. İnternet, elektrik ve su. Bunları ödedim. Ondan sonra pazardan da bir şey almayacaktım. Aslında sadece domates alacağım diye gittim. Çünkü patlıcanım, kabağım. Ondan sonra her şeyim vardı dolapta. Sadece çocuklara karpuz falan alacaktım. Karpuz alamadım. Pazar arabasını götürmediğim için. Kavun aldım. Kiraz falan aldım. İşte hastaneden dönüşte sapmıştım yine pazara. Öyle. Orada da bir 50 liraya yakın yine harcadım. Oymuş buymuş derken orada harcadım. 30 kusur lira sabah gittiğimde A101'de harcadım. 70 kusur lira da şimdi harcadım. Yani Allah'ın çok göze görünen bir şey yok. Salça, peynir ve yumurta yani gözle gözüken bir şey de yok aslında. İşte paranın hiçbir değeri yok. Ben bunu her geçen gün daha iyice anlıyoruz yani. Paranın hiçbir değeri yok gerçekten. Bakıyorsun hani elinde bayağı bir yüklü parayla gidiyorum diyorsun. Ama elde hiçbir şey kalmıyor. Yemesen de olmuyor, içmesen de olmuyor dediğim gibi. Olmuyor yani. Yiyoruz, içiyoruz evde olduğumuz sürece de. Öyle arkadaşlar. Bugün böyle vlog tarzı çektim. İnşallah beğenmişsinizdir. Şunları ha iki tane de ekmek aldım bu arada. Onlar da arkada. Ekmeğimiz vardı ama yarın çıkmayayım bir daha diye. İki tane de ekmek aldım. Şimdi ben bunları yerleştireceğim bir güzel. Dediğim gibi işte şunlar iyi oldu ama bir litresi 1,5'a falan geldi. Bir daha gidersem bir tane daha alırım herhalde. İşte aldığım zaman da aldığım zaman da hemen bitiriveriyorlar. Ona kızıyorum ben bazen. Hani gerektiği zaman içmiyorlar diye. Hani abur cubura çok yüklenmelerini istemiyorum çocuklarım o yüzden. Abur cubur değil, soğukça. Soğukça işte. O da sonuçta faydalı bir şey değil ama şimdi. Almasak da olmuyor yani. Muhakkak alınıyor işte. Tamam bakalım. Bir dahaki videomda görüşürüz arkadaşlar. İnşallah kanalımı beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın inşallah. Hoşça kalın.